Destek ekibine yapılan saldırı ile ilgili 38 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları ekranlarınıza taşıyacağız. Ahmet Van'da, Van'a uzanacağız. Ahmet, bu 38 kişi içerisinde kimler var? Belli oldu mu? Detayları da aktarır mısın lütfen soruşturmaya dair? Evet, dün bu saatlerde olay meydana gelmiş ve ardından da operasyon başlatılmıştı. Sabah saatlerinde Van Valiliği bir açıklama yaptı. 38 kişinin olayla ilgili olarak gözaltına alındığını belirtti. Yapılan o açıklamada 38 kişi içinde 6 HDP'li isminde olduğu belirtildi. HDP Özal ilçe yöneticisi 6 kişinin de gözaltına alındı. Hatta o 38 kişinin içinde birinin de HDP ilçe başkanı olduğu ve 5 yöneticinin de yapılan operasyonda gözaltına alındığı belirtildi. Bizler o olayda şehit olan Yıldırım Demir'in hemen evinin önündeyiz. Kameraman arkadaşım şu anda size Yıldırım Demir'in evini gösteriyor. 10 çocuk babası ve 55 yaşındaydı Yıldırım Demir. Vefa destek grubundaydı. Dün itibariyle Van'ın özel ilçesi Eğribilen köyündeki yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım dağıtmışlardı. Ve dönüşte Mehmet Alan mahallesi yakınlarında arkalarından gelen başka bir araçtan uzun namlu silahlarla ateş edilmesi sonrasında yoldan aldıkları bir sivil vatandaşla birlikte onun ismi de Kinyaz Karalıoğlu, 60 yaşındaydı. O defnedildi. Bunu da buradan söyleyelim. Bakışık köyünde dün gece itibariyle defnedildi. Burası da Yıldırım Demir'in evi. Olayın meydana gelmesinin ardından, şehit olmasının ardından Yıldırım Demir'in evinin önüne dev Türk bayrağı asıldı ve sosyal mesafe korunarak yakınları taziyeleri kabul ediyor burada. Bunu da diyelim. En önemli ayrıntı ise olayın ardından operasyon başlatılmıştı. Jandarma ve polis ilçede geniş ilçe ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlatmıştı ve 38 kişi gözaltına alındığı belirtilmişti. İşte 38 kişi içinde 6 HDP'li yöneticisi de var diyelim ve sözü buradan size bırakalım.